Merhaba. Bugün size biraz Orta Çağ Avrupa'sında başörtüsü ve şu peç olayından bahsetmek istiyorum. Şimdi başörtüsü Hristiyan geleneğinin de bir parçasıdır. Yani İslam'la sadece İslamiyet'le ilgili bir şey değildir. Tevazuunun göstergesidir. Erkeklere boyun eğmenin göstergesidir. Aynı zamanda dini metinlerde de geçer. Aziz Paulus Korintlilere ilk mektubunda kadının başını örtmesini söyler. Örtmüyorsa saçını kestirsin der. Ama saçını kestirmesi ya da tıraşlaması ayıpsa o zaman örtmesi gerekir der. Dolayısıyla Hristiyanlık da kadının başının örtmesi gerektiğini söyler. Kaynaklardan anladığımız kadarıyla merkezi dönemde kadınlar başlarını kesinlikle örtüyorlardı Orta Çağ Avrupa'sında. Ve başörtüsü kadınların kendilerini Havva'dan farklı göstermelerinin bir yoluydu. Farklı göstermeleri gerekiyordu çünkü ancak bu şekilde baştan çıkarılamayacak erdemli bir varlık olduklarını kanıtlayabiliyorlardı. Ya da erkeklere kolay bir yem olmayacaklarını göstermiş oluyorlardı. Aynı zamanda eşlerini de onurlandırmış oluyorlardı. Bizim bugün moda dediğimiz şey Orta Çağ Avrupa'sının erken dönemlerinde yoktu. 13. ve 14. yüzyıllarda oluşmaya başladı. Bunun çeşitli sebepleri var tabii ki. Yani cinsiyetler arasında ya da yaşlılar ve gençler arasındaki giyim tarzlarının belirginleşmesi, işte çok sayıda zanaatkarın giysi üretiminde çalışmaya başlaması, kentlerde modaya önem verilip bununla ilgili kanunlar çıkarılması, işte kim hangi elbiseleri giyebilir gibi ya da vaaz verenlerin bu gösterişli kıyafet giymenin kötü olduğuna dair verdikleri vaazlar bir modanın daha öncesinde oluşmasının engelleri arasında. Yine geç Orta Çağ Avrupa'sında da kadınların biz başlarını örttüğünü görüyoruz. Ama moda geliştiği için başörtüleri de gelişiyor ve değişiyordu. Bu sefer basit değil de böyle değerli taşlarla süslenmiş başörtüleri görüyoruz. Taçlar takılıyor, bantlar takılıyor. Başörtülerine inciler iliştiriliyor ya da ne bileyim tavus kuşu tüyleri konuyor. Ve bu dönemde geç Orta Çağ'da masrafları sınırlayan yasalar var. Bu yasalara baktığımızda da kadının başını örtmesinin zorunlu olduğunu görüyoruz. Çünkü bu konuda da lükse kaçmamaları isteniyor. Özellikle İtalya'da çıkan yasalarda bunu görebiliyoruz. Ayrıca görsel malzemelere bakıyoruz mesela. O dönemde el yazmalarında ya da başka görsellerde kadınların hep başının örtülü olduğunu görüyoruz. Adli kayıtlara bakıyoruz, vaaz kayıtlarına bakıyoruz, hatıralara ya da işte ekonomik faaliyetle ilgili kayıtlara bakıyoruz. Hepsinde kadınların başını örttüğüne dair kanıtlar var. Hatta kadınların başörtüsünü düşürmek bu dönemde ceza gerektiren bir faaliyettir. Yasalarda bunun yeri vardır. Buna paralel olarak kadınların başörtüsü üretiminde yoğun bir şekilde çalıştığını da görüyoruz. Hatta bunun ticaretini yapan kadınlar da vardır. Ve tabii dikmek konusunda da çok yetenekli oldukları için bu konuda da ün kazanmışlardır ve iyi paralar kazanmışlardır. Geç Orta Çağ Avrupa'sında terzilerin ya da aksesuar üreticilerinin isimlerini pek bilemiyoruz biz. Ama kadın başörtüsü üreticilerinin isimleri bugün bilinmekte. Peçe olayına gelirsek, bugün Lincoln Katedrali'nde 13. yüzyıl sonları ve 14. yüzyıl başlarına tarihlenen bazı heykeller var. Bunlar çok böyle güzel giyimli, işte çenelerinden burunlarına kadar kapalı olan bir örtü takmış kadın heykelleri. Bunların tam olarak neyi ifade ettiği bugün bilinmiyor. Çünkü Orta Çağ Avrupa'sında kadınlar peçe takmıyorlardı. Peçe diye bir şey yoktur Hristiyanlıkta. Bir erkek ağzını örtebilir ve bunu tuhaf karşılamaz da kimse. Çünkü belli ki üşüyordur. Soğuktan korunmak istemiştir. Ama kadın örttüğü zaman bunun anlamı farklı olarak algılanabiliyor. Bu yüzü kapatan beze barb deniyor. Ve normalde işte göğsü, boynu ve çeneyi de kapatan bir malzeme bu. Ve çoğunlukla yaz dönemlerinde ya da rahibeler tarafından ya da yaşlı kadınlar tarafından giyildiğini biliyoruz. Bu bir alçak gönüllülük göstergesi, bir sadakat, sağduyu göstergesiydi o dönemde. Hatta dullar da bunu iffet sembolü olarak takarlardı. Kral 7. Henry'nin annesi Margaret'ın 1502 civarında hazırladığı bir yaz töreni var. Ve bu yaz töreninde barones derecesinden daha yukarıda olan herkesin çene üzerinde bir barb giymesini, diğerlerinin de işte tüm şövalye eşlerinde boyunlarının altında giymesini şart koşuyorlar. Bu yaz törenleri için. Ağzın üzerinde barb takmak ise şöyle, bu çok olağan bir şey değil, hatta olağan dışı bir şey. Bugün Winchester Katedrali'nde Killepool, Heydor ve Pentrington gibi bölge kiliselerinde buna dair örnekler var.
tam olarak ne olduğunu bilmiyor bugün bilim insanları. Belki de çok aşırı bir yas durumunu ifade ettiğini ya da kadının artık evlenmek gibi bir niyetinin olmadığını, hatta dulluk yemini ettiğini gösteren bir işaret bile olabilir diyorlar. Geç Orta Çağ Avrupa'sında, Almanya'da ve Doğu Avrupa ülkelerinde de işte Mommel ya da Leibbinden ya da Kalkbinden denen ağız örtüleri takıldığını da öğreniyoruz bugün. Yani bu ağız örtüleri, peçe değil ama, bu ağız örtülerinin kadını çekici görünmekten uzak tutmak için, işte başka bir erkekle ilişkiye müsait olmadığını belirtmek için ya da onunla ilgilenenlerden kadını uzak tutmak için takıldığı düşünülüyor. Ama bunların aynı zamanda dini kurumlarda yer alması, yani bu heykellerin dini kurumlarda yer alması, buraya giren, dini kurumlara giren kadınların ağızlarını kapalı tutmaları gerektiğini göstermek için de konmuş olabilir. Bu konuda henüz kesin bir şey söyleyemiyoruz. Barbe kelimesinin kökenine baktığımızda bunun Fransızca sakal kelimesinden geldiğini anlıyoruz. Yani bu keten bez parçası kadın sakalına benzetiliyor. Çoğunlukla basit bir ketenden yapılıyor bunlar ve her iki yanı kulakları kapatacak şekilde yukarı doğru katlanıyor ve başın üzerinde de sabitleniyor. Üzerine de başka bir başörtüsü giyiliyor. Bu barblar genelde dullar ve dediğim gibi yas tutan kadınlar tarafından giyiliyor. Başka bir versiyonu daha var bunun. O da küçük sakal anlamına gelen barbet. Çenenin altından geçiyor. O da yine kulakları örtüp başın tepesinde birleşiyor. O da ketenden yapılan bir bez. Barb kadar geniş bir alanı kapatmıyor ama yine de çok kullanıldığını görüyoruz biz. Hatta kadınların çoğunun barbet kullandığını görüyoruz. Sınıf farklılıklarını da bu kullanılan ketenin kalitesinden anlıyoruz. Zenginler daha kaliteli bir keten kullanırken daha alt sınıflar daha basit bir keten kullanıyor. Yani soylu kadınlar çok ince, neredeyse hiç görünmeyen bir keten kullanırken köylü kadınların kalın kaba kumaştan barb yaptıklarını görüyoruz. Bir de wimple denilen bir örtü var. O da çene altından tüm boyunu örten yine beyaz ketenden ya da ipekten bir örtü. Bu tüm çağda var ama özellikle 1000 ila 1300 arasında evli kadınların taktığını görüyoruz. Rahibelerin de bunu taktığını görüyoruz ama rahibeler zaten çağ boyunca bunu giyiyorlar. Evli kadınlar da zaten çağın tamamında başlarını örtüyorlar, bunu biliyoruz. Bazen wimple alt kenarları elbiselerin yakasına sıkıştırılır şekilde karşımıza çıkıyor. Boğazı soğuk havadan koruyor. Hatta bu wimple ve başörtüsü kombinasyonunun kadının yüzü dışında her yerini kapladığını ve bir kadına böyle mütevazi bir saygınlık verdiğini görüyoruz. Bazen başörtüsünü sabitlemek için taç ya da metal halkaların da kullanıldığını anlıyoruz bugüne gelen resimlerden. Sonuç olarak baktığımızda Orta Çağ Avrupa'sında başörtüsü vardır. Gerek boynu tamamen örten, gerekse çeneyi örten şekilde. Ama bizim bugün bildiğimiz manada peçe Orta Çağ Avrupa'sında yoktur.